Merhabalar, ben İntegral Menkul Değerler Analisti Yezdan Aydın. Bugün size öncelikle yurt dışı piyasalardan bahsedeceğim, Borsa İstanbul'dan ve Dolar TL'den. Ardından altın fiyatlamalarından bahsedeceğim. Borsa İstanbul'dan başlarsak, hatırlarsak eğer Ağustos ayında negatif fiyatlamalar gördük. Çok fazla hacimler desteklenmedi. Bunda en büyük etken politik belirsizliklerdi. Bunların ayın son haftalarına doğru ortadan kalkmaya başlaması ufak ufak son iki hafta Borsa İstanbul tepki alımlarına sebep oldu. Ve aslında tepki alımları şeklinde kalan kararsız alıcı seyir bize olumsuz bir tablo çizse de Borsa İstanbul 81 bin seviyelerine taşıdı. Geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 80.500 önemli direnç seviyesi olan 80.500'ün üzerinde tutunma hala gösterdiğini görüyoruz BIST yüz endeksinin. Bu bağlamda 81.900 seviyelerin önemini vurgulamıştık. Teknik olarak önemli seviyeler, omuz baş omuz formasyonun ikinci omuzun oluşabileceği seviyeler. Buradan aşılması halinde Temmuz öncesinde olduğu gibi Borsa İstanbul'da 82.000-83.000 bandında hareketler görmek mümkün olabilir. Bunu en büyük destekleyen neden ise yabancı girişlerinde hala bozulma olmaması. Yani Borsa İstanbul'da politik belirsizlikler sebebiyle bir takım çıkışlar oldu Ağustos ayında ama özellikle Eylül ayına güzel bir başlangıç yaptık. Bu ufak alımlar, tepki alımlar dediğimiz hareketler Borsa İstanbul'da en azından 81 bin seviyelerine bizi taşıdı ve yabancı girişlerinde çok ciddi çıkışlar olmaması, tablonun, bu olumlu tablonun hala bozulmaması Borsa İstanbul'da tekrar 82 bin, 83 bin seviyelerini gündeme getirmesine sebep oldu. Burada yarın açıklanacak enflasyon rakamları oldukça önemli. Artı Perşembe günü giden gelecek açıklamalar oldukça önemli. Çünkü piyasa parasal genişleme kelimesini çok seviyor ve bunu fiyatlamasını çok yapıyor. Geçtiğimiz iki ay öncesinde hatırlarsak giden gelen açıklamalar Türkiye'ye olası bir fon girişimi olacak acaba diye Temmuz sonunda özellikle endekste çok sert alımlara sebep olmuştu. Tabii ki bu tarz sert bir hareket beklemek çok mantıklı olmaz ama Perşembe günü de giden gelebilecek parasal genişleme ile ilgili daha keskin, daha şahin açıklamalar Borsa İstanbul'da alımları destekleyebilir. Artı yarın açıklanacak olan Türkiye enflasyon rakamları oldukça önemli. TCMB'nin Mayıs ayında tepe yapıp daha sonra düşüşe geçeceği ve bir türlü geçemeyen enflasyon rakamlarının bundan sonraki seyri önemli olacak. Çünkü hatırlarsak en son üst bantta bir indirime gitmişti. Yani politika faizinde bir indirim beklerken piyasa 25 bas puan da olsa bunu gerçekleştirmeyerek biraz beklentilerden uzaklaşarak üst bantta bir faiz indirimine gitmişti. Burada Türkiye tarafında enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Artı cari açık rakamlarını takip edeceğiz. Bunun biz de etkilerini takip edeceğiz. Dolar TL tarafında ise biraz daha ABD tarafına yönelmekte fayda var. Çünkü dolar endeksi son 14 ayın en yüksek seviyelerinde. Böyle olmasa dolar TL'de bugün 2.17 seviyelerin test edilmesine ve tutunmanın an itibariyle hala devam etmesine sebep oldu. Burada yurt dışı fiyatlamalarda politik belirsizliklerin ortadan kalkması dolar TL'de geçtiğimiz hafta hatırlarsak 2.15'lerde bir konsolidasyona sebep olmuştu. Fakat doların çok kuvvetli olması, gelişen ülkelerden hala fırsat paylaştığını görüyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz iki hafta, özellikle geçen hafta TL-dolar karşısında en fazla değerlenen iki para biriminden biri olsa da bu alımları 2.15'lerin üzerine geçmesini engelleyemedi. Bu da dediğim gibi dolar endeksli güçlü, ABD tarafından güçlü veriler gelmeye devam ediyor ki geçen hafta gelen büyüme rakamları beklentinin çok üzerinde gelince bu da ilk alımı tetiklemişti. Bugün bu alımların devam ettiğini görüyoruz. Bugün ISM rakamlarını takip edeceğiz, önemli. Artı cuma gün tarım dışı istihdamlar oldukça önemli. Burada istihdam piyasasının toparlanmasına dair sinyaller son 2-3 ay itibariyle daha sert gelmeye başladı. Mevcut durumun korunması halinde dolar TL tekrar alımlar gündeme gelebilir. Altın tarafına bakarsak altında son 2 aydır özellikle jeopolitik risk fiyatlaması artmış durumda. Bugün altında güvenli liman özelliğini biraz daha terk edilmesini bize gösteren etken 1260 seviyelerine sert satışlar gelmesi oldu. Burada yine dolar endeksinin etkisi büyük. Artı altın talebinde bir türlü artış olmuyor. Yani son 2 ay itibariyle fiziki talepte azalmalar söz konusu. Güçlü bir dolar var karşımızda fakat buna rağmen altında 1300 seviyeleri geçtiğimiz 2 hafta itibariyle gündemdeydi. Bundaki en büyük etken jeopolitik risk fiyatlaması. Ukrayna gerginlikleri gündeme geldikçe altında sert hareketler, yukarı yönlü sert hareketler gözlemleyebiliyoruz. Fakat bugün 1260 seviyelerine sert satışlar geldi. Dolar tarafını yine takip edeceğiz, ABD tarafını. Eğer mevcut durumun korunması halinde ABD tarafından güçlü veriler gelmesi halinde altında 1260-1270 bandında konsolidasyonlar devam edebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Analizlerimizin devamı için Integral Forex TV'yi izlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.